Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir Soyut Şeyler Ekonomisi ile karşınızdayız. Bu hafta yine çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Doçent Doktor Dicle Yurdakul'la birlikteyiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim. Dicle Hoca bir akademisyen. Zaten doçent doktordan belli. Bir de VQ Consulting isimli bir danışmanlık ve araştırma şirketinin kurucu ortağı. Evet. Hem ticaret hem bilim. İki taraftan birden gidiyoruz hocam. Evet. Birlikte. Hocam gerisini siz anlatın. Biraz kendinizden bahsedin. Tabii ki hocam. Bir iki dakika. Temelde ben çok şey var çünkü. Evet. Yoğun, son derece yoğun bir gündem. Evet. Davranış bilimciyim. Uzun yıllardır 2008 yılından bu yana akademisyen olarak görev alıyorum. Daha öncesinde bir özel sektör tecrübem var. Şu anda da hem öğretim üyeliği kulvarında devam ediyoruz hem de VQ Consulting ile beraber sahada bu öğretim üyeliği tarafında biriktirdiğimiz özellikle araştırma ve raporlama konusundaki altyapıyı özel sektörle birleştiriyoruz. Daha ziyade sürdürülebilirlik ve teknoloji konularında çalışmalar yürütüyoruz. Küresel boyutta teknoloji şirketleriyle beraber çalışıyoruz. Özellikle son 5 senedir son derece ivme kazanmış bir alan. Evet, başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Yüksek lisans, doktora, doçentlik bir akademik kariyer var. Amerika'da filan da bir takım araştırmalar yaptınız. Herhalde doktora mıydı Amerika? Evet. Doktora tezim esnasında Amerika'da özellikle teorik tarafını geliştirirken çalışmalarda bulundum. Çok yoğun bir deneyimdi. Daha sonra gelip Türkiye'de araştırma kısmını tamamladık. Hala da bağlarımız devam ediyor. Peki hocam, hemen konuya girelim. Tamam. Şimdi sunumlarından falan da gördüm bunları. Bazıdan notlar aldım. Davranışsal ekonomi üzerine konuşacağız. Yani omurgası olacak. Tabii sağa sola saparız birçok şey. Şimdi klasik iktisat teorisinde şu vardır. İnsanlar maddi çıkarlarını akılcı bir şekilde göz önünde bulundurarak davranırlar. Yani maksimum faydayı elde edecek şekilde davranırlar ve hep o seçenekleri tercih ederler şeklinde bir klasik iktisat teorisi var. Gerçi bu klasik iktisat teorisi diyoruz ama Adam Smith bile buna farklı bir takım arayışlara en azından girmiş diyeyim. Onun bir kitabı vardı, şimdi adını hatırlayamadım. Ahlaki duygu... Neyse hatırlarsam söylerim. Yani aslında klasik iktisat teorisinin büyük babalarından biri bile buralara azıcık girmiş. Yani insanların en azından alışverişlerinde her zaman da akılcı ve rasyonel davranmadıklarını bir şekilde belirtmiş ama sonuç itibariyle uzun yıllar iktisatçılar bir insanın her zaman rasyonel davranacağı miti üzerinde mutabakata varmışlar. Sen de öyle diyorsun, rasyonel insan miti. Bir küçük slaytından bir şeyi okuyayım, izleyicilerimiz daha iyi anlasınlar. Bu rasyonel insan nasıl bir insandır? Klasik iktisat bunun tanımını yapıyor. İnsanlar karar alırken rasyonel davranır. Fayda maliyet analizi yaparak bu analizin sonucuna göre maksimum net faydayı yaratacak seçeneği seçerler. Risk ve belirsizlikleri anlar ve göz önünde bulundururlar. Kendileri için en ideal sonucu üretecek şekilde karar alırlar. Buna mit diyorsun sen. Kesinlikle. Gerçek değil, mit. Buna karşılık davranışsal ekonomi teorileri ortaya çıktı. Bunun da epeyce geçmişi var aslında. Çok da yeni değil ama son zamanlarda belki daha fazla üzerinde durulmaya başlandı. Sen de bu konuda epeyce kafa yoran akademisyenlerden birisin. Hemen bu rasyonel insan mitinden girelim konumuza. Tabii hocam. Çok eğlenceli konular aslında çünkü insanın kendisini anlama çabasıyla ilgili konular. Evet. Kendimizden de bir takım çıkarımlar yaparak yola çıkabiliyoruz.
biraz tarihsel olarak geri gidip bu rasyonel insan miti neden ortaya çıktı? Çok hafif ona değinmek istiyorum. Modernitenin başlaması noktasında özellikle Avrupa'daki bir takım hareketlenmeler esnasında daha önceki zamanları düşünecek olursak Orta Çağ zamanında çok yoğun bir kilise hakimiyeti insanın inançlarıyla manipüle edildiği ve toplumun da aslında bu inançlar üzerine inşa edildiği bir sistem söz evet. konusu. Ve bu sistemde insanın uzun yıllar boyunca aynı hayat düzeninin içerisinde çünkü o düzenin korunmasının gerekliliği şiarıyla sabit kalmasına neden olmuş. Yani herhangi bir ilerleme, bilimsel ilerleme, yeni bir fikir, yeni akımların önü her zaman kesilmiş. Zira işleyen sistemin ortadan kalkması istenmiyor. Ancak biz görüyoruz ki Avrupa'da özellikle Rönesans, Reform, bu hareketlenmelerin başlangıcı noktasında artık insan kendi hakimiyetini, kendi hayatının hakimiyetini eline almak istiyor ve bunu ancak akılla, bilimle, rasyoneliteyle yapabileceğini düşünüyor. Doğanın üzerinde hakimiyet kurabilmek, evet. kendi hayatının üzerinde hakimiyet kurabilmek, kendi kaderini yaratabilmek, inançtan sıyrılıp akla gitmekle ancak mümkün olabilir diyor. Ve bu noktada biz aslında insanın rasyonel bir varlık olduğu, olması gerektiği düşüncesiyle yola çıkıyoruz. Bu bize neyi sağlıyor? İnancın yanı sıra duyguların vesaire başka kirletici faktörlerin insanın hayatının üzerindeki ilerleme potansiyelini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Peki biz bununla ne yaptık? Görüyoruz ki bu akılcı, bilimsel, rasyonel yaklaşım ortaya çıktıktan sonra bilimde, sanayide inanılmaz gelişmeler, gerçekten toplumun refah seviyesinin artması, ekonomik modelin bambaşka bir boyuta taşınması ve bunun sonrasında insanların hem ekonomik hem sosyal olarak çok daha refah içerisinde yaşadıkları bir toplumun oluşturulması. Amaç bu, ülkü bu. Bu ülküyle yola çıkarken de bahsettiğimiz gibi inançlar, vücut, yani aslında işin içerisinde fizyoloji de giriyor, vücudun istekleri, ruhun istekleri baskılanmak durumunda ki akıl tek yol gösterici olabilsin. Biraz uzaktan baktığımızda son derece... Olsun iyi oldu. İşler bir model aslında. Fakat bütün bu gelişmelerin üzerine her şey yolunda giderken işte 1920'lerin, 1900'lerin başındaki Avrupa'da her şeyin refah içerisinde huzurla, mutlulukla bu şiarın üzerinde kurgulandığı sistem dünya savaşlarıyla beraber temelinden sarsılıyor. Bir nevi çöküyor da diyebiliriz. Zaten 1950'lerden sonra modernitenin çatırdamaya başlamasının sebepleri de bu. Çünkü bu kurulan sistem, bu inanç, bu mit... Aslında ayakları yere basan bir mit değil. İnsan saf rasyonel davranabilecek bir varlık değil. En rasyonel davranması gereken finansal kararlar, politik kararlar gibi kararlarında bile irrasyoneliteye kuvvetle kaydığını görüyoruz. Dolayısıyla evet. aslında bunun iyi amaçlarla ortaya konulmuş ancak ayakları yere basmayan bir mit olduğu iddiasındayım ben. Yani insanoğlu aslında inançların... baskısından kurtulayım derken, inançlardan kurtulayım derken başka bir mite kaptırıyor kendini. İnsanın içinde olan bir şey bu mitlere inanç belki de. Bu sefer de pozitivizm inancı doğuyor sonuç itibariyle. Temelde baktığında fotoğrafı hani pozitivizmin aslında tamamen rasyonel temellere oturduğunu, bilim temelli olduğunu zaten adı üstünde iddia ediyoruz. Ama sonuç itibariyle insanlık bilimi de bir din haline getirebiliyor, bir mit haline getirebiliyor. Bundan bahsediyoruz. Kesinlikle biraz. Öyle. Kesinlikle. Ben bilim felsefesinde pozitivist ve hümanist akım olarak iki akım temelli görüyoruz. Hı. Ben kendimi zaten başından beri hümanist akımda görüyorum. Hümanisten kastımız biraz günlük hayatta yanlış kullanabilir evet. insan sevgisi vesaire değil. Malum hümanist perspektif birden fazla gerçeğin olabileceği, tek bir gerçeklik, tek bir vurgu üzerinden değil, bütün gerçeklikleri kabul ederek daha geniş bir perspektiften bakmamız gerektiğini savunuyor. Bunun içerisinde bu dualite, yani insanın akıl ve ruh olarak birbirinden ayrıştığı, ruh ve beden olarak da nitelendirebiliriz. Bu iki bütün aslında birleşik olan ve birbirinden ayrılamayacak olan bütünsel varlığın sadece bir tarafa yönlendirilerek hayatını devam ettirmesi gerektiği şiarını reddediyor.
Evet. Zira bunun yapılabilir olduğunu, uygulanabilir olduğunu düşünmüyor ki günümüzde geldiğimiz noktada da hak vermemek bana kalırsa mümkün değil. Bu arada Adam Smith'in kitabının adını hatırladım. Ahlaki Duygular Teorisi. Yani bunun da tarihi 1700'ler, 1750'lerden sonra olması lazım. Yani aslında o zamanda bir çentik var bu konuyla ilgili diyeyim. Bizzat Adam Smith tarafından. Kesinlikle. Yani ahlaki duyguların da bu davranışları etkileyebileceği, her zaman bu tür iktisadi faaliyetlerin her zaman sadece maddi çıkar üzerine kurulamayabileceğini iddia eden bir şey. Kesinlikle. Bizimki aslında bir temenni gibi. Yani insan aklıyla karar alması durumunda maksimum faydaya ulaşacaktır. Güzel bir teori. Uygulanabilir olduğu takdirde. Bunun sebebi de aslında öngörü yapmaya çalışmamız. Yani ekonomi bilimi geleceği öngörebilmek, bir takım modellemelerle gelecekte başımıza ne geleceğini öngörebilmek üzerine kurulu. Ancak bu bilimin babası olarak kabul ettiğimiz insanlar bile, teorisyenler, en büyük teorisyenler bile bahsettiğiniz gibi o çentiği her zaman koyuyor. Bir rezerv var yani orada aslında. Fakat bu rezervi, bu denklemlerin içerisine sokabilmek mümkün değil. Ben geleceği öngörebilmek için bir değişkenler seti oluşturuyorum. Şu, 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 şu koşullar altında bu gerçekleşir, bu sonuç gerçekleşir demeye çalışıyorum. Ama bizim burada bahsettiğimiz bu irrasyonel faktörler o denklemin içerisinde o havuza girebilecek faktörler değiller. O yüzden biz bunları bir kenara koyup modellerimizi somut faktörler üzerinden ilerletmeye çalışmışız. Ama bu modeller artık o kadar yüksek hatayla çalışıyor ki işlevsiz olduğu ortada. Yani hayat o kadar kolay değil. Evet, öyle de diyebiliriz. Çok kolay değil. Evet, bileşenlerin sayısını azaltarak kolay teoriler kurabilirsiniz, kolay projeksiyonlar yapabilirsiniz ama işte toplama etkileyecek çok fazla bileşeni dışarıda bıraktığınızda o sonuca ulaşamazsınız sonuç itibariyle. Kesinlikle. Evet. Çok önemli bileşen. Davranışsal psikoloji falan derken davranışsal iktisat, davranışsal ekonomiye geldik. Bu konu üzerinde çalışıyorsun. Zaten bunların cevabını arıyor davranışsal ekonomide, öyle değil mi? Evet. Seçimlerimizi özellikle rasyonel karar alacağımızı düşündüğümüz durumlarda bile seçimlerimizi neden modellenen şekilde yapmadığımız üzerine odaklanıyor. Nitekim artık hem bireyin hem toplumsal hareketlerin ya da toplumsal olarak bir arada birlikte verdiğimiz tepkilerin modellenebilir olmadığı noktasında hemfikiriz. Şu an günümüzdeki piyasalara baktığımızda insanın o piyasalarda, finansal piyasalarda, kripto para piyasalarında neden irrasyonel davrandığını bulmaya çalışıyoruz ve bunu modellemeye çalışıyoruz. Ama bu oldukça zor. Aslında Kahneman'ın yarattığı devrim de bu konuyla alakalı. İnsanın farkında dahi olmadığı bir takım mekanizmalarının farkına varmaya başladık. Örneğin artık beyin çalışmaları, nöro çalışmalar bu alanda çok odaklı ve neyi neden yaptığımıza dair onlar bir modelleme sunmaya çalışıyor. Çünkü daha önce üzerinde kurduğumuz modeller insan beyanıyla ilerliyordu. Size önümüzdeki hafta içerisinde hangi kripto paraya yatırım yapacağınızı sorsam, gerçek davranışınızdan çok daha farklı bir beyanda bulunabiliyorsunuz bana. Ama ben sizin haftaya beyan ettiğiniz değil de gerçekten hangi kripto paraya yatırım yapacağınızı modellemeye çalışıyorum. Beyninizi inceleyerek örneğin. Bir takım değişkenlere hangi tepkileri verdiğinizi inceleyerek ya da bazı manipülatif hareketlere nasıl tepki vereceğinizi daha önceden tahmin edip bu manipülasyonları kurgulamaya çalışıyor piyasa şu anda. Zaten tehlikeli kısmı da biraz bu. O yüzden biraz bilinç uyanması gerekiyor bu konuyla. Peki bu modelleri kritik ederken mesela Kahneman'da yeni modeller kurmuş olmuyor mu? Tabii ki Kahneman da yeni modeller kuruyor. Yeni modellerin de her zaman çürütülebilir olduğunu kabul etmemiz lazım. Zaten bilim bu şekilde ilerliyor. Yani bilim çürütülebilir olandır. Evet. O iddiayı. Yani şöyle diyelim, aslında dünyada 8 milyar insan varsa 8 milyar farklı davranış modeli ortaya çıkabilir. Bunu ancak genellemeler yaparak teorileştirebilirsiniz. Yine de bunlar olabilir. Yani yapılmaz anlamına gelmiyor. Ama o kadar kolay bir iş değil bu. Kesinlikle öyle. Hatayı en aza indirgemeye çalışarak ilerliyoruz. Evet, tahmin ancak, hatasını en aza indirgemeye çalışıyoruz. Böyle olabilir. Sonuçta insanlar, hani herkes bilir Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi, bir basamak, birkaç basamaktan oluşuyor bu. İşte en altta en temel ihtiyaçlar,
yeme içme, barınma, cinsellik falan gibi işte yukarıya doğru soyutluyor bu. En üstte de kendini gerçekleştirme ihtiyacı gibi. Sonradan buna bir de insanlık idealine katkı gibi bir şey daha, basamak daha ilave ettiği söylenir. Şimdi insanın bu temel ihtiyaçlarını karşılama güdüsü aslında çok basit bir matematik üzerine çalışıyor denebilir belki. Çünkü açsın, karnını doyurmak zorundasın. Öyle değil mi? Burada aslında ihtiyacımız, diyelim ki bir tavuk yeme ihtiyacımız tilkiden çok da farklı değil. Yani tilki de biz de sonuçta karnımızı doyurmak için bir tavuk yemeliyiz. Herhangi bir şey yemeliyiz aslında. Tilki örneğiyle beraber tavuğu birleştirdiğim için bize de tavuk yedirdim. Şimdi hocam ama daha bu açlığı giderme ritüelinde işin rengi hemen değişiyor. O anda. Öyle değil mi? Yani biz tavuğu hani ateşi bulduktan sonra en azından tavuğu pişiriyoruz bir defa. Sonra ister yoksul ister zengin sofrası olsun sonuçta bir sofra dizaynı içinde onu ortaya koyuyoruz. Ve yeme içme ritüelleri tamamen değişiyor. En temel içgüdüsel ihtiyacımızı karşılarken bunu yapıyoruz. Şimdi rasyonel olan nerede kaldı? Yiyip karnımızı doyurmak ve hayatımızı idame ettirmekte kaldı oraya kadar. Ondan sonrakinin hangisi rasyonel? Hocam bu piramit hikayesi benim çok tartıştığım ve aynı zamanda öğrencilerimle beraber de tartışmaya açtığım, eleştiri de aldığım bir konudur. Zira ben Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin gerçek olamayacak kadar fazla rasyonel dayanağı olduğunu düşünüyorum. Yani bence böyle bir piramit mümkün değil. Neden derseniz ben piramidin ilk basamağında oyalanması gerekirken en üst basamaklara oynayan, kararlarını oradaki ihtiyaçları tatmin etmeye yönelik olarak veren pek çok insan tanıdım. Bir davranış bilimci olarak bu insanların neden böyle davrandığını araştırmaya çalışıyorum zaten. Ne gibi? Şöyle, en üst karnınız açken gidip son model bir telefon almanız gibi. Bunun normal şartlarda ilk... Telefonunu göster bakayım. Evet. Kesinlikle öyle hocam. Telefonunu göster hikayesi. Ama burada da işin içerisinde başka dinamikler giriyor. Rasyonel olan nedir? Akılcı olan nedir? Evet. Siz bir kişinin karnını doyurmadan son model bir telefon kullanmasını irrasyonel bir davranış olarak nitelendirebilirsiniz. Ama kendisiyle neden böyle davrandığına dair gidip konuştuğunuz zaman başka bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. O zaman başka bir rasyonelite çıkıyor ortaya demektir bu. İkisi de şöyle iki basamaklı. Evet. Bir, gerçekten rasyonel davranmış olabilir. Örneğin sosyal olarak kabul görebilmek için o telefonu evet. almak zorundadır ve bu onun bir ihtiyacıdır. Şimdi siz karnını neden doyurmadın da diğer sosyal ihtiyacını karşılamaya yöneldin diye bir insanı suçlayamazsınız. İhtiyaçlar hiyerarşisinde hangi basamakta durmak istediği öznel bir karardır. Karnımı doyurmamış olabilirim. Benim için sosyal olarak kabul görmek karnımı doyurmaktan daha büyük bir ihtiyaç olabilir. Açlık sınırında ölümcül bir vaziyette değilsem şayet. O zaman hocam rasyonellik herkese göre değişebilir. Onun için biz rasyonalizasyondan söz ediyoruz. Evet, kesinlikle öyle. Yani evet. Diğer ikinci seçenekte aslında irrasyonel olarak bu davranışı yapıyor olduğunu düşünüp rasyonalize ediyorsun diyebiliyoruz karşı tarafa. Fakat burada da şöyle bir durum var. Kişinin o esnada hissettiği pozitif psikolojik duygular belki fizyolojik olarak ihtiyacını tatmin etmesinden daha yüksek bir fayda sağlıyor olabilir. Bakın yine fayda maksimizasyonuna geliyoruz. Karnım yarı aç yarı tok ama ben o esnada o ortamda kabul gördüğüm için yüksek düzeyde bir mutluluk duyuyorum. Oksitosin salgılıyorum. Bu benim bağışıklık sistemimi kuvvetlendiriyor. Açlığı kompanse ediyorum. Pekala mümkün. Ancak bunun tamamen irrasyonel bir davranışa rasyonel bir kılıf uydurmak için söylenen bir söz olması da aynı derecede kuvvetli bir ihtimal. Ama hocam ben bunu 30-40 yıldır söylüyorum. Hiç kaynamana falan gerek yok. Hani biz amcaoğluyla bunu bulmuştuk zaten. Hocam zaten bilimde hep aynı döngülere giriyoruz. Bunu daha önce ben evet. düşünmüştüm döngüsü. Hocam şimdi Maslow'un piramidini de gömdük bu arada. Kusura bakmasınlar biraz öyle oluyor hocam ama.
Ben yine de gömmüyorum, şöyle gömmüyorum. Şöyle bir iddia var. Yani Maslow da tam olarak bu iddiada mıdır bilmiyorum. İnsanlar alt basamaklardaki ihtiyaçlarını karşılamadan üst basamaklardaki ihtiyaçlarını karşılamaya girişmezler diye bir şey var. Evet. Böyle söyleniyor. Fakat ihtiyaçları mesela İbn Haldun'un da bir ihtiyaçlar piramidi var. Onunki çok piramide benzemiyor, üçgen gibi. Daha temel üç şeyden söz etmiş. Bir, diyor ki zaruri ihtiyaçlar. İkincisi haci ihtiyaçlar ve kemali ihtiyaçlar diye üç ayrı kategoride incelemiş ihtiyaçları. Sonuçta insanın temel yaşamsal ihtiyaçlarını, zaruri ihtiyaçlar hanesine koymak anormal bir şey değil. Çünkü eğer yaşayamazsanız neslinizi devam ettirerek türünüzü işte yaşatamazsanız sonuç itibariyle birçok şey artık olmuyor. Çünkü hayatta değilsiniz. Zaruri ihtiyaçları ya da Maslow'un en azından iki basamağının işaret ettiği ihtiyaçları insanın yaşamsal ve zaruri ihtiyaçları olarak görebilir. Ama bunlar karşılanmadı diye ki bu eleştirilmiştir yani Maslow'un bu şeyi çeşitli zamanlarda. Mesela yoksulların işte ideolojik bir takım hareketleri, ondan sonra yine yoksulların sanat faaliyetleri, daha karnını doyurmamış diyelim. bunlar olabilen şeyler. Demek ki en alt basamağı henüz tatmin etmemiş olsanız bile üst basamaklardaki bazı ihtiyaçlarınızı giderme noktasında bu bir zihinsel bir faaliyet bence. Ve en üst basamağa sıçramak yine zihnin işi. Yani içgüdülerden zihnin diğer faaliyetlerine doğru bir yükselme durumu var ve buralarda bence geçişkenlik var. Yani nitekim İbn Haldun demiyor ki zaruri ihtiyaçlarınızı karşılamadan asla kemali ihtiyaçlarınızı ki bu işte kendini gerçekleştirme, işte sanat, edebiyat faaliyetleri falan bu olmaz demiyor mesela. Onda öyle bir şey yok. Maslow tam olarak öyle diyor mu bilmiyorum. Ben daha çok eleştirilerden takip ettiğimde sanki diyormuş gibi görünüyor. Model onun üzerine kurulu hocam. Evet. Yani aslında evet kabul ediyoruz öncelikli bazı ihtiyaçlarımız var ama evet. O öncelikli ihtiyaçları tamamen kapatmadan, bu çok göreceli evet. Bir kavram. Tamamen evet. Kapatmadan buna bir basamak. Buna ikna olmak mümkün değil. Evet. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Özellikle soyut şeyler ekonomisinde kesinlikle mümkün. Hele hele. Soyut şeyler ekonomisini çok ilgilendiren yanları var bunların. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Ondan sonra biraz işin o tarafına da girelim. Aslında kimi zaman bu rasyonellik, irrasyonellik birbirine karıştırılabiliyor, iç içe girebiliyor. Bunlar üzerinde biraz konuşalım bence hocam. Tabii. Sizi bulmuşken. Tabii ki hocam. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Sevgili seyirciler, biraz sonra burada olacağız. Tekrar merhabalar sevgili seyirciler. Dicle Hocam'la sohbetimize devam ediyoruz. Hocam, şunu söyleyebiliriz herhalde. Pozitivizmle rasyonelite arasında çok yakın bir bağ var. Ama öyle teorilerde olduğu gibi durmuyor bu insanoğlu. Öyle canlı balık gibi bir yerinden tutuyorsun, öbür tarafa kaçıyor filan. Bu sosyal bilimler o bakımdan da hakikaten zor ve bir taraftan baktığında da hani işin eğlenceli tarafları da yok değil yani. Sürprizli hocam. Evet, sürprizli dediğiniz gibi. Şimdi o zaman şunu diyebiliyoruz bu tariflerden. Homo economicus tarifi aslında yıkılıyor. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. İnsan aslında tam da öyle tarif edildiği gibi bir homo economicus değil.
Kesinlikle öyle. Bunun en somut göstergelerini bulduğumuz yerler de biraz önce bahsettiğim gibi tüketim, finans piyasalarındaki hareketlerimiz ve benzeri davranışsal, aslında modellerle tutmayan davranışsal örüntülerimiz. Bu örüntülere baktığımızda da şöyle bir durum görüyoruz. Hakikaten en somutlaştırılabilecek yer olan yatırımlarımızdan bahsedelim. Diyelim bir soyut değere, internet üzerinden bir paraya, bir para birimine de bir kripto paraya yatırım yapmak istiyorum. Yatırımı yaptıktan sonra normal şartlarda en çok yükselme beklentisi içerisinde olduğum araca yatırım yaparım. Bunun analizlerini yaparım, grafiklerini ortaya koyarım vesaire. Evet. Tablo gayet rasyonel görünüyor. Fakat mesela şöyle bir davranış örüntüsü görüyoruz. Özellikle bunu son zamanlarda çok popüler olan kripto para piyasalarında çokça tartışıldığını görüyoruz. İnsan niye böyle davranıyor diye. Bir değerden belirli bir miktar para kaybettiğiniz zaman, yatırımınızdan ciddi bir meblağ kaybettiğiniz zaman, her ne kadar o değerin grafikleri aksini gösteriyor olsa da, çıkmanız gerekliliği olsa da, çıkmamaya devam ediyorsunuz o değerden. Çünkü kaybınızın telafisini yapmak durumunda hissediyorsunuz kendinizi. O kayıpla birlikte yaşamak istemiyorsunuz. Dolayısıyla aslında bütün rasyonel göstergeler size bu emtiadan, bu değerden çıkman lazım derken, siz bu birime, bu para birimine, bu değere tutunmaya devam ediyorsunuz. Bunun bir tabiri bile var. Hold deniyor. Göz göre göre kalıyorsunuz. Göz göre göre kalıyorsunuz. Çünkü kayıptan kaçınma dediğimiz bir zihinsel hatamız, kusurumuz var bizim. Bu kusurlar zaten araştırıldıkça, bir takım kategorilerin altında biz bu kusurları koymaya başladıkça bir tablo çıkıyor karşımıza. Kayıptan kaçınma diyor ki insan o gün vermesi gereken rasyonel karar neyse o kararın peşinde koşmuyor. Kaybımı nasıl telafi ederim bunun peşinde koşuyor. Bu çok ilginç bir mekanizma. Örneğin benim 2x lira kaybettiğimi düşünün. Siz de x lira kaybetmişsiniz. İkimizin de kasasında şu anda y lira var. Ben yarın bu y lirayı hangi yatırım aracına yatıracağımı düşünmeliyim. Rasyonel insan bunu yapar. Siz bunu düşünüyorken ben 2x çok kaybettim. Ben bunu düşünemem. 2x'i telafi etmenin yöntemini bulmam lazım deyip mevcut yatırımlarımı tutmaya devam ediyorum. Halbuki rasyonel olan nedir? Önüne bakmak. İkimizin de aynı davranışı sergilemesi gerekmez mi rasyonel? Normal şartlarda öyle. Evet. Ama siz kaybınızı benimki kadar yüksek olmadığı için bir kenara bırakabilirken ben kayıptan kaçınma davranışının size kıyasla daha yüksek olarak hissettiğim problemi, sıkıntısı nedeniyle o imtiyada kalmaya devam edebiliyor. Bu hayatta çok yaşadığımız bir şey, her alanda aslında. Doğru. Bazı şirketlerin batışına neden olan da budur. Aslında sahile çıkmaya çok yakınken veya bazı imkanlar varken işte o kayıpta olma mekanizması biraz inat ve ısrara sürüklüyor insanları. Gidiyorsun tabii duvara tosluyorsun. Daha fazla kayıpla bu sefer şey oluyorsun. Evet, insanoğlunun böyle irrasyonel bir şeyi var. Peki hocam, şimdi işin biraz başka taraflarına gelelim isterseniz. İnsanlık yine işte altın, değerli taşlar, madenler, değerli madenler gibi kendine yakıştırdığı bir takım nesneleri, daha doğrusu beğendiği bir takım nesneleri mübadele aracı olarak kullanıyor. Bunun içinde deniz kabukları, hayvan kemikleri, hatta bir dönemler tuz bile var. Nedir? Mübadele aracı olarak kullanıyor. Sık sık burada bu örnekleri vermişimdir ama tekrar olacak. Diyelim ki 5 kum midyesi kabuğuna 15 yumurta alıyor mesela, böyle bir şey. Bunu bu mübadele gücünü veren o deniz kabuğuna aslında bir kitlesel uzlaşım. Yoksa kendi başına bir değeri yok. Öyle değil mi? Tabii ki. Aynı şekilde altının da kendi başına hiçbir değeri yok. Yani hele hele bugün teknolojide bazı alanlarda kullanılıyor ama ona insanlığın değer yüklediği zamanlarda var mı öyle bir fonksiyonel değeri bilmiyorum. Yok herhalde. Yani sadece bak renk, parlaklık,
işte oksitlenmemesi ve belki de en önemlisi nedret, yani çok bulunmaması, az bulunması. Şimdi ama bir kitlesel uzlaşım sonucu ona o izafi değer yükleniyor. Bugün bile çok önemli ve çok büyük bir ekonomik enstrüman altın. Hani banknot gibi değil, kağıt para gibi değil, bizzat kendisi değerli. Yani şimdi baktığımızda burada akıl nerede, rasyonelite? Baktığında ya buna nasıl böyle bir değer yükleyebilirsin? İşte bir küçük altınla bir koca, atıyorum, boğayı nasıl satın alabilirsin mesela? Nasıl olabilir? Bu birbirini karşılar mı? Normalde rasyonel baktığında karşılamaz. Ama bir başka yönden baktığında işin başka rasyonel tarafları var. Diyelim ki bu mübadele sistemi insanların alışverişlerini kolaylaştırmıştır. İşte takastan, takas gibi zor işlemlerden onu kurtarmıştır gibi rasyonel cevapları da var bunun. Yani rasyonelite ile irrasyonelite zaman zaman iç içe girebiliyor demek istiyorum. Kesinlikle hocam. Verdiğiniz örneğin üzerinden biraz daha uç bir örneğe götüreyim. Eskiden toplumsal uzlaşı deniz kabuklarının değerli bir mübadele aracı olabileceği, evet, yönünde giderken şu anda çok daha başka bir boyuta geldi olay. Sıfır ve birlerden oluşmuş bir veri paketçiği şu anda dünyanın en değerli mübadele aracı. Bitcoin'den bahsediyorum. Evet. 45-60 bin bandında gidip geliyor şu aralar. İnanılmaz bir piyasa ve temelde bu değer dediğimiz mevzu aslında bir sistemi içerisine gömülen, evet, veri paketçikleri. Evet. Hiçbir somut altyapısı yok. Fakat bu konuda bir uzlaşı var. Bu bir değer olarak kabul edilmeye başladığından bu yana piyasanın inanılmaz bir çılgınlıkla buraya yönlendiğini görüyoruz. Peki bu uzlaşı nereye kadar devam edecek? İşte belki de irrasyonel tarafı dediğiniz taraf bu. Yani eskiden en azından demir paranın, madeni paranın içerisinde bir alaşım, işte şu kadar şu madenden, bu kadar bu madenden deyip de bir tutamak vardı. Ya da altında dediğiniz gibi az bulunurluk. Bitcoin'de de bir az bulunurluk var. Nitekim belli bir sayıda üretileceğini biliyoruz. O da kıymetli bir değer olarak kendini oraya konumlamak için öyle bir mekanizma belirlemiş, öyle bir söylem belirlemiş. Evet. Ama tamamen altındaki altyapı bahsettiğiniz toplumsal uzlaşı üzerine. Bugün herkes bu bir uydurmadır diye bu piyasadan çekildiğinde her şey çökecek. Çünkü elinizde somut hiçbir şey yok. Ama bu soyut uzlaşı devam edecek mi? Görülen o ki devam edecek. İrrasyonelite tarafında da ya bir şekilde biz bir metaya, bir olguya mübadele aracı olma değeri atfetmek durumundayız ki ticaret devam etsin. Neye bu anlamı yüklediğimiz, anlamı verdiğimiz tarih boyunca değişe gelmiş. Bugün de sıfır ve birlere veriyoruz bu anlamı. Ama bu demek değil ki 100 sene sonra bambaşka bir şey olmasın. Vallahi deniz kabuğunu mübadele aracı olan, kullanan, aracı olarak kullanan insanoğlu için Bitcoin öyle uçuk bir şey değil yani. Kesinlikle öyle. Öyle değil. Kesinlikle öyle. Şimdi tabii kağıt paranın, banknotun başka bir anlamı var. Banknotun, yani orada kağıdın bizzat kendisine değer izafe edilmiyor. Onun arkasındaki güç, yani devletler parayı bastırırlar, banknotu bastırırlar ve karşılığında atıyorum 200 liralık bir banknotun değeri belirlenmiştir zaten. Basıldığı anda 200 lirayla neler alabilirsiniz? 200 yumurta alırsınız. 200 yumurta karşılığında 200 liralık banknot. Veya başka neler alabiliyorsanız o değerle. Sonuç itibariyle onun arkasında size bu taahhüdü veren bir kurumsal yapı ya da yapılar var işte. Ulus devletler var. Tabii burada bir küçük numara da var. Yani enflasyonist ortamlarda o 200 liranın değeri gün geçtikçe düşe düşe 50 yumurtaya kadar düşebiliyor. Yani işin öyle bir tarafı da yok değil. Ama bu banknot da, altın da, mübadele aracı olarak tuz da, hayvan kemiği de sonuç itibariyle bir sosyal, toplumsal, kitlesel uzlaşmanın sonucu olarak değer kazanıyor veya işte güvenilir kurumların, güvenilir devletlerin altında imzasının bulunmasıyla bir değer kazanıyor.
bunların hiçbirisi rasyonel olarak altın, gümüş, hepsi dahil rasyonel değil baktığınızda. Ama bunlar olmadan da mübadele sistemi olamayacağı için son derecede rasyonel. Şimdi markalar bazında baktığımızda da meseleye, şimdi yine markalarda bir fonksiyonel değerden ve bir simgesel değerden oluşuyor. Fonksiyonel değer çok küçük olabilir. Aslında simgesel değer o fonksiyonel değerin çevresini kuşatan büyük bir hale gibidir. Ve sonuç itibariyle insanoğlu gidip market rafından o simgesel ve fonksiyonel değerin aslında o organik bütündür, birbirinden ayırmak bile zordur. Onu birlikte satın alır. Evet. Şimdi bir taraftan o fonksiyonel değer bir fiziki ihtiyacını karşılarken simgesel değer onun duygusal ihtiyacını karşılıyorsa gidip de bu simgesel değere elinde tutamadığın değere niye o kadar parayı verdin diyerek bir insan irrasyonellikle suçlanamaz diye düşünüyorum. Şu açıdan suçlanamaz. Şimdi burada iki tane ihtiyaç giderme şeyi var. Evet. Şimdi yine Maslow işimize yarayabilir belki. En alttan en üste kadar. Yani en alt basamaktaki ihtiyacı da en üst basamaktaki ihtiyacı da karşılayabiliyorsun belki bir çikletle. Kesinlikle öyle hocam. Yani bu bahsettiğiniz temel ürünlerde bir sakızda bir tuz örneğinde bile aynı şey söz konusu. Herhangi bir marka tuzu alıp yemeğinize koyup fiziksel fonksiyonel ihtiyacını karşılayabilirken işte Himalaya tuzu vesaire şu markası bu markasıyla çok daha farklı bir basamaktaki bir ihtiyacı da karşılamış oluyorsunuz. Ama bu bir yandan neden irrasyonel olsun sorusu hemen gündeme geliyor. Nitekim siz masaya o tuzu koyduğunuzda o masadaki insanlar tarafından farklı bir statüye konumlandırılıyorsunuz. O statüye erişmek istemek, onun size sağladığı tatmin, fizyolojik bir tatmin değil ama ruhsal bir tatmin sağlıyor, duygusal bir tatmin sağlıyor. Evet. Bu tatmini irrasyonel olarak nitelendirebilir miyiz, nitelendiremez miyiz? Esas tartışma konularından bir tanesi bence bu. Belirttiğim gibi sık sık ben irrasyonel olduğu tarafında değilim. Fakat şöyle de bir tartışma var. Ben X liraya alacağım bir temel ihtiyacımı karşılamak için X liraya alacağım bir ürüne 5X lira veriyorum. Aradaki 4X benim psikolojik tatminim için gözden çıkardığım bedel. Evet. Bu bedelin o anki tatmin karşısında, fayda maliyet analizi rasyonel insanı tutamak noktasıdır dedik. Hı-hı. Benim için fayda maliyet analizinde iyi bir yerde duruyor. Benim için rasyonel bir karar olabilir. Ben işin kümülatifine bakmamız gerektiğini düşünüyorum. O anda o duygusal tatmini yaşamak için verdiğiniz 4x lira sizin ay sonunu getirememenize neden olursa ya da bambaşka alanlarda bambaşka ihtiyaçlarınızın tatmin edilememesine neden oluyorsa günün sonunda irrasyonel bir karar olarak karşımıza çıkabilir o anda sağladığı fayda hissine rağmen. Dolayısıyla aslında T zamanında size rasyonel görünen T2 zamanında irrasyonel bir hale de gelebilir. O yüzden çok katı bir değerlendirme ya da bir bakış açısıyla yaklaşmamak gerektiğini düşünüyorum. O da aslında bir planlama işi. Yalnız ben bir şey söyleyeceğim. İnsan özellikle tüketici rasyonel davranır diyerek bize yalan söylüyorlar. Yani irrasyonel davranışlarımızı da rasyonel zannetmemize sebep şey yapmak için, onu sağlamak için diyeyim. Şimdi düşün yani. Marka unsuru kapitalizmin en büyük keşfidir. İcat demiyorum bakın, keşfidir yani. Ve bunu yıllardır kullanır. Hani baktığınızda maddi rasyonelite açısından baktığınızda burada bu marka alışverişlerimizde önemli oranda işi irrasyonelite kirletebilir. Öyle değil mi? Ama hiç de öyle olmuyor. Yani sonuçta bu tartışmalar, davranışsal ekonomi filan bu kadar tartışılmaya başlanmadan önce de biz bu pratikleri yaşıyorduk yani sonuç itibariyle. Ama ekonomistler hep diyorlardı ki insan rasyonel bir canlıdır. Homo economicus,
homo economicus'tur ve rasyonel davranır. Bir tarafından baktığınızda bizi kandırdılar mı, kandırıyorlar mıydı acaba? Hocam aslında bakarsak sistemin insan psikolojisini çözen insanların yarattığı taşlar üzerine döşendiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle bu da güzel bir cümle oldu. Çok, hocam vallahi güzel bir cümle oldu. Evet. Çok çok ilgimi çekiyor bu sebeple. O yüzden davranış bilimci olmaya çalışıyorum diyeyim. Hala o yoldayım. Evet. Üzerine inşa ettiğimiz, şu an yaşadığımız sistemler, örneğin çok sık işte gündeme gelen takım sosyal medya platformlarındaki skandallar, bizi manipüle mi ediyorlar, kullanıyorlar mı? Bakarsanız bu sistemlerin yaratıcıları da zaten insanın psikolojisini çok iyi çözmüş insanlar. Uzmanlarıyla çalışıyorlar işin. Online sistemler de, platformlar da onların üzerine döşenmiş. Burada benim temelde bakış açım şöyle, insanın hiçbir zaman son veremeyeceği bir arzu döngüsü var. Bunu sohbetlerimizde de konuşmuştuk. Bu arzu döngüsünün üzerine zaten kapitalist sistem ya da soyut şeyler ekonomisi inşa ediliyor. Siz bir metaya ulaşmak istiyorsunuz, o metaya farklı anlamlar yüklenmiş, fiziksel olarak ya da fizyolojik olarak tatminden ziyade o soyut anlamın üzerinden ona ulaşıp bir tatmin sağlamaya çalışıyorsunuz. Ulaştığınızda sağlayacağınızı düşündüğünüz tatmin vaadi hatalı. Bir şeye ulaştığınız anda o şeyin gerçekten sizin o kapanamaz boşluğunuzu dolduramayacağını anlıyorsunuz zaten. Yani arzu döngüsü dediğimiz şey de bunun üzerine kurulu. Ulaştığım anda, somut olarak elde ettiğim anda benim için anlamı vaat edilen anlamdan farklı bir yere geliyor. Boşluğa düşüyor. Dolayısıyla ben tekrar bir arayışa giriyorum. Demek ki bu da değilmiş. Demek ki başka bir metayı elde edersem belki. O yüzden tekrar ve tekrar kendi kuyruğunu yakalamaya çalışan bir köpek gibi sürekli bu döngünün içerisinde kalıyoruz. İrrasyonelite temelde bence burada devreye giriyor. Bir vaadi, kapitalist sistemin, üreticilerin, markaların bize sunduğu vaadi sahiplenmemiz noktasında. Evet, ben bu metaya, bu objeye, bu nesneye, bu insana, bu kariyer basamağına her neyse ulaştığımda kendimi tamamlanmış, eksiksiz, ruhsal olarak tatmin olmuş hissedeceğim. Bu bir yanılgı zaten temelde. Asla o noktaya varamayacağımız düşüncesini içselleştirebilirsek belki bu tartışmaların da daha az konusu olacağız. Hocam orada şöyle bir şey de var. Onu da birbirine karıştırmasak iyi olur belki. Hızlı tüketim markaları diyelim. Bunları biz belki her gün satın alıyoruz. Hatta günün her saatinde kahve içiyoruz belli bir markayla falan. Şimdi bu ilişki sürüyor, devam ediyor. Ama çok yüksek bedeller ödeyerek alabildiğimiz bir otomobil, arzu nesnesi olarak ona kavuştuğumuzda artık onu eski arzuladığımız otomobilden farklı görmeye başlıyoruz. Öyle değil mi? Öyle. Yani, kategorizasyon yani mallar arasında. Evet. Aslında başka başka kategorilerde farklı duygular yaşayabiliyoruz. Yine özel sohbetlerimizde örnek olarak şey yapmıştım, burada da tekrar etmiş olayım. Mesela denir ya, bunun örneğini sen verdin, aşk kavuştuğunda biter. Ama kavuştuğunda mutlu bir, uzun bir yaşam da sürdürülebilir, sürdürebilir. Artık o aşk değildir belki ama yani o birliktelik insana, iki insana mutluluk vermeye devam edebilir. Yani kavuştuğunda her şey biter anlamına gelmez. Bu büyük şeyler için, çünkü duygusal olarak bağlandığımız nesneler de olabilir. Bu pahalı, almakta zorlandığımız objeler için geçerli. Bir de gündelik hayatımızda sürekli yaşadığımız, şu marka değil de bu marka, bu marka, bu şu markayla bu markanın fonksiyonel yani kalitesi, fonksiyonel değeri aynı olmasına rağmen bizim şunu tercih etmemizde başka duygusal faktörler, sadece duygusal değil, toplumsal faktörler, sosyal faktörler de işin içine giriyor. Yani tek bir şeyle, teoriyle açıklanamaz herhalde bu dediğin diye. Çok haklısınız. Küçük farklı kutulara koymak gerekiyor kavramları. Hı-hı. Çünkü aralarında
bazen küçük nüanslar, bazen de büyük farklılıklar var. Sizin verdiğiniz örnekten yola çıkarsak, bu mesela kahveyle olan ilişkiniz, her zaman aynı markayı tüketiyor olmanız, marka dünyasında işte love marks, aşk markaları, evet, aşkla bağlı olduğunuz markalar gibi bir kavram var. Fakat biz bu, ben bu tanıma katılmıyorum, o bir aşk markası değil tüketici için. Aşk markası, şu an marka vermemde sakınca var mı? Var. Tamam, o zaman vermiyorum. X marka bir otomobil diyeyim, herkes anlayacak. Kırmızı şahane X marka bir otomobili siz aşk markası yapabilirsiniz. Diğeri sevgi markası olabilir. Yani her gün aldığınız kahveyle sevgi ilişkiniz, evet, bağlılık ilişkiniz, sadakat ilişkiniz devam ediyordur ama o bir aşk ilişkisi değildir bence. Yani bunu hem gündelik hayattaki ilişkilerimizde yani hem markayla aynı yere genelleyebilirim. Aşk markası, sevgi markası o değil. Yani talep yaratabiliyor muyuz? Evet. Yine ben burada fonksiyonel ve simgesel değer ayrımına girmek isterim. Yani o en küçük, en basit bir şeyden, bir nesneden, işte otomobile kadar, konuta kadar gidebilecek bir şeydir yani. Talep nerede oluşuyor, ihtiyaç nasıl gideriliyor? Yani bir barınma ihtiyacı en diplerde, yine Maslow'un hiyerarşisinde de, İbn Haldun'unkinde de, en altta barınma ihtiyacı. Ama barınak deyince mağaradan başlıyor, işte rezidans katlarına kadar gidiyor. Sonuçta sizin tatmininiz nerede? Yani ihtiyacınızı her türlü giderebilirsiniz ama tatmininiz nerede? Hocam, mağaradan rezidansa kadar giden yolda simgesel oran giderek artıyor. Evet, tabii. Aşağıda işte çok daha fonksiyonel bir oran var. Evet. Simgesel giderek arttıkça da zaten, evet, sizin bu irrasyonel çerçevede, işte tırnak içerisinde kullanıyorum bunu, karar verme ihtimaliniz giderek artıyor. Yani ben en üst seviyede irrasyoneliteyi gösterdiğim yer genelde en çok simgesel anlam yüklü objeler, nesneler, metalar, tüketim metalar oluyor. Fakat tekrar parantezi de kapatırken, evet, şunu belirtmek isterim. İrrasyonelite nedir? Bu çok tartışmaya açık ve tek bir noktada, tek bir zamanda bu irrasyoneldir, rasyoneldir diye kutuplaştıramayacağımız bir mevzu bence. Evet. Hocam, soyut şeyler ekonomisinde şu lafı da etseydim iyiydi diyeceğim bir şey varsa alayım. Son dakikamız. Şöyle diyebilirim, belki insanın kendini biraz daha rasyonel bir noktaya çekip orada konumlandırması için bu tip hatalarının, kusurlarının, bunları da tırnak içerisinde kullanıyorum, biraz daha bilincinde, farkında olması gerektiği düşünüyorum. Beynimiz hangi mekanizmalarla çalıştığında bizi potansiyel olarak hataya itiyor. Bu konuda biraz bilinçlenirsek biraz daha kendimizi uzun vadede daha sağlıklı kararlar, sağlıklıyı da tırnak içerisinde kullanıyorum, tırnak içinde olsun, alabileceğimizi düşünüyorum. O nedenle insanın kendi davranışını anlamaya yönelik çabasını da çok gerekli buluyorum açıkçası. Tabii bu davranışsal, daha doğrusu bu metotların, tabii insanı, metotları iyi bilmenin ve satışta kullanmanın bazı avantajlar sağlayacağı da ortada. Yani o bakımdan rasyonel, irrasyonel derken keklenmemeye de avamiler bile dikkat etmek ve bunu öğrenmek lazım. Bu konuda çalışanlar, sizin gibi akademisyenler bunu bize öğretirler belki. Estağfurullah hocam. Ama kimi zaman da biz bundan mutlu oluyorsak çok da karışmayın yani işimize. Hocam, ağzına sağlık. Çok teşekkürler, teşekkür, sizin ağzına, de. Aklına sağlık. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Yine görüşmek üzere. Görüşmek diyorum. Üzere. Hoşça kalın sevgili seyirciler.